Merhaba Arve Biraz dinleyenleri, ben Erdem Pabuççan. Bugün Lonca Girişimcilik Merkezi'nin demo day'indeyiz. Yanımızda Kuveyt Türk Lonca Girişimcilik Merkezi kurucu koordinatörü Lokman Ökten var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir demo day oluyor. Hemen hiç vaktimizi de kaybetmeden direkt demo day'den ve aslında bu dönem neler olduğundan başlamak istiyorum. Neler yaşadınız bu dönemde? Ya bu dönem biz Nisan ayında başladık bu programa ve Nisan ayı bildiğiniz üzere pandemi üzerine Evet. geldi. O yüzden tamamen dijitalleştirdik öncelikle bütün eğitimi ve mekan desteği hariç her desteği nasıl dijital olarak verebiliriz bunu koordine ettik. Çok güzel paydaşlarla eğitim organizasyonları yaptık. Bu anlamda birçok kamp gerçekleştirdik ve hepsini de dijital ortamlarda gerçekleştirdik. Bir endişemiz vardı. Acaba dijitalde o fiziki birlikteliğin olduğu enerjiyi sağlayabilir miyiz diye. Yani hem paydaşlarımızın kalitesinden hem de platformları düzgün çok iyi kullanmaktan kaynaklı o enerjiyi kazandığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir eğitim programı geçirdik. Ardından mentorluk seansları evet fiziki olarak birlikteliği vermese de yine bu Umarım. online ortamlarda devam etti. Onun dışında Lonca Girişimcilik Merkezi'nin vermiş olduğu hibe desteğini bütün arkadaşlarımız kazandı. Bu dönemde onlara nakit hibe verebilmenin de mutluluğunu yaşadık. Bu destek önemliydi onlar için. Aynı zamanda pazarlamalarına destek olduk. Bu tarz demo day etkinlikleriyle birçok demo day etkinliğine arkadaşlara katılmasına yardımcı olduk. Dolu dolu geçen bir 6 ay oldu. Nisan ayıyla Ekim ayı arasında. Çok hızlı geçti. Pandemi nedeniyle arkadaşlarla buluşamamıştık. Demo day etkinliğinde sosyal mesafeye dikkat ederek ilk defa buluşmuş olduk. Çok da mutluyuz ondan dolayı. Sizler de bugün burada olduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Aslında yani ben zaten pandemi kısmını soracaktım ama gayet ona da cevap verdiniz. Kaç girişim mezunu oldu? Öncelikle onu da öğrenelim. Zaten detaylar haberimizde olacak ama. Bu dönem 9 tane girişimimiz var. Biz önceki ilk 4 dönemde startup odaklı, daha doğrusu teknoloji odaklı bütün startuplara kapımız açıktı. Bu dönem sadece fintechlere kapımızı açmıştık. 100'ün üzerinde başvurudan 9 tane startup'ı kabul ettik, fintech startup'ını ve 9'u da mezun oldu bugün akşam. Toplamda da 5 dönemde 49 arkadaşımızı mezun etmiş olduk. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz burada. O zaman son soruma geleyim. Biraz gelecek planları ve yeni dönem nasıl olacak? Yine fintechlere özel bir yeni bir dönem olacak. Ne zaman başlayacak? Gelecek planlarınız ne? Bunları alalım. Biz 6. dönem Ekim ayının son haftası başlatmayı düşünüyoruz başvuruları. Ekim ayıyla Kasım ayı başvuru dönemi, Aralık ayında da dönemin başlayacağı tarih olarak düşünüyoruz. Bu esnada TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu oldu Lonca. Bu anlamda BİK başvurularını da almaya başlayacağız bu dönemde. Bu vesileyle Kuveyt Türk'ün desteklerinin yanında TÜBİTAK'ın 200 bin liralık hibe desteklerini de dahil etmeye çalışıyoruz süreçlerimizde. Bu 6. dönemimizi startup odaklı yani sadece fintech değil bütün teknoloji odaklı startuplara kapımızı açmayı planlıyoruz. 2021'inde ilk zamanların 7. dönemin hazırlıklarına başlamış olacağız. Çok teşekkürler Ben de cevaplarınız. çok teşekkür ediyorum. Tekrardan burada olduğunuz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir başka videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.